En zorlandığımız süreç sanırım babamı ikna etmekti NBA'ye gitmek için. Çünkü hani farklı bir dünyaya gidiyorsunuz yani. Hidayet koridoru buldu. Hidayet turnikeyi attı. Ben çocukluktan beri hep kendisine güvenen bir insan olmuşumdur. Basketbola ilgi alakam yoktu. Bize tek öğrettikleri o zamanların düşüncesiyle top sektiği zaman yakala geri at. Benim için milli takım her zaman çok ayrı olmuştur. 8 tane Avrupa şampiyonası oynamış, 2 tane dünya şampiyonası oynamış bir insan olarak milli maçın, antrenmanın ayrı bir değeri vardı. Her ne kadar NBA'de finalde oynasam, 2001 Avrupa şampiyonası, 2010 dünya şampiyonası olsun, benim için bu iki şampiyona kendi evimde, kendi halkımın önünde elde ettiğimiz bu başarılar benim için her zaman daha kıymetlidir. Şimdi Kobe'yi buldu. Karşısında Hido var. Kobe blok Hido'dan. Hiçbir zaman bir korkum olmadı. Her zaman en iyilerle mücadele edebileceğime inanan bir insan oldum ve çok şükür de sonunda başarılı oldum. Hidayet Türkoğlu sevdiği nokta 5-5. Ben çocukluktan beri hep kendisine güvenen bir insan olmuşumdur. Her anlamda, sokakta, saha içinde, saha dışarısında, şu an yöneticilik anlamında her zaman sorumluluk alan ve her zaman o sorumluluğu üstlenen bir insan olmuşumdur. Berhampaşa Yıldırım Mahallesi'nde doğdum ve büyüdüm. Daha çok vaktini yani sokakta arkadaşlarıyla oynayarak, işte arada bir işte kavgalar çıkartarak vesaire. Atari salonlarına çok düşkündüm yani o oyundan, özellikle Street Fighter. Hemen hemen her gün giderdim yani. Günümün çoğunluğunu orada geçirdim. Hatta zaman zaman gelip oradan aldıkları zaman da oluyordu. O yüzden hani o süreçler benim için gerçekten çok keyifliydi. Zaman zaman okulu aksatıp kaçtığımız, sonradan hani basketbolu başladığım süreçlerde de antrenmanlara gitmeyip oralara kaçtığım süreçler oldu. Yani basketbolu tamamen ilgi alakamı çevirene kadar belli bir şey süreçleri yaşadık. Ya hırslı bir çocuktum diyebiliriz doğal olarak. O hırsın sonunda zaman zaman kavgayla neticelen sonlar çok oldu. Ama hani öyle gideyim herkese sataşayım, kavga edeyim biri değilim. Basketbola ilgi alakam yoktu. O zaman abim oynardı. Bir gün geç antrenmanı vardı abimin. Babam işte git bir bak abin nerede kaldı vesaire filan. İşte o antrenmanı ziyaretinde işte onun hocası, İşte sen de uzun boylusun, bir dener misin, bilmem ne falan. Öyle bir başladı. Ama dediğim gibi hiç beni şey yapmadı, hani %100 o tarafa çekmedi. Gene dediğim gibi ben hani kendi bildiğini yapan, işte sokakta oynayan, Atari salonuna giden bir çocuktum. Daha sonradan okul değiştirdikten sonra basketbolda yöneldi diyebilirim. Hani basketboldan kaçma süreçlerim oldu. Çünkü dediğim gibi ben o zaman çocuk olarak, yani çocuksu şeylerden çok hoşlanıyordum. İşte dediğim gibi sokakta, İşte bilye oynamak olsun, sokak arası etkinlikler olsun, işte dediğim gibi Atari salonları vesaire filan. O zamanlar yani basketbol hiç yani ilgimde yoktu, öyle bir isteğim de yoktu. Yani bize tek öğrettikleri o zamanların düşüncesiyle top sektiği zaman yakala geri at. Hani daha sonradan hani şeyi görmeye başladım yeteneğimin olup olmadığını, ama ilkokulda inan sadece dediğim gibi boy avantajımı kullanıp sadece seken topları alıp atıyordum. İlk kazandığım parayı hatırlıyorum. 14 yaşındaydım galiba. Berhampaşa İlköğretim'den Çavuşoğlu Koleji'ne geçmiştim. Hem kulüp takımı hem okul takımında oynuyordum. İşte o süreçlerden sonra ben Efes'e transfer olmuştum. Ben 21 yaşına kadar hani ailesiyle birlikte yaşayan birisiydim. Ve doğal olarak ilk aldığım parayı evdekilerle paylaştım. Basketbola başladıktan sonraki tek şeyim basketbol olmuştu. Başka şeylerde de zaten hani yapma imkanım da yoktu. Çünkü işte antrenman tempoları olsun, günde iki antrenmanlar, maçlar, seyahatler filan. İnan hiç başka bir şeyim olmamıştı. Geçmişimle gerçekten her zaman yani gurur duyan bir insanımdır. Vallahi hayatta çok hala da yaşadığınız, yaptığınız fedakarlıklar var. Yani bu süreç gerçekten kolay bir süreç değil. Ya belli bir noktaya gelebilmek için yani bana göre bu fedakarlıkları yapmanız gerektiğini düşünen insanım ben. Çünkü bir başarı elde edebilmek için, bir noktaya gelebilmek için
Yani herkesten farklı bir şeyler yapmanız gerekiyor. İşte gerek antrenmanlarınız olsun, yani gerekse kendinizi profesyonellendirmek anlamında herkesten farklı bir adımlar atmanız gerekiyordu. Doğal olarak bunun için de bir özveri, bir fedakarlık gerekiyordu. Başarılı olabilmek ya da dünya çapında başarılı olabilmek için genel önündeki örnekleri takip etmen gerekir. Yani onların nasıl hazırlandığını, neleri fedakarlık yaptığını, günde iki idman, bazen üç idman yaptığın, o sıra tamamen kendini her geçen gün yenileyebilmek, geliştirebilmek anlamındaki yapmış olduğun araştırmalar olsun. Evleniyorsun, evinden uzaksın, eşinden uzaksın, çocuğun oluyor, zaman zaman çocuğunu göremiyorsun çünkü hem yazın milli takım oluyor, kışın işte kulüp takımları oluyor derken hani bu süreç biraz zor oluyor mu? Oluyor ama dediğim gibi sonunda da mutlu oluyor musun? Tabii ki de oluyorsun. Sonuçta onun sonunda yaşanan, seni mutlu edecek imkanlara sahip oluyorsun. Elde ettiğin başarılar seni ve aileni gururlandırıyor. Doğal olarak bu süreç dediğim gibi hiçbir zaman kolay olmadı, olmayacak da. Bu tarz özverilerin herkesten fazla yapılması gerekir ki bu seviyelerde uzun yıllar kalabilmeniz için. Küçük yaşta gelişiminizi görmeye başlıyorsunuz. Kendiniz görüyorsunuz, etraf görmeye başlıyor ve doğal olarak bu sizin daha da yani keyiflendiriyor diyebilirim. Milli takımlar olsun, NBA'deki vesaire filan çok keyif aldığım zamanlardı yani. En mutlu olduğum zaman herhalde ilk Ela, daha sonra Lina hayata geldiği zaman. Ama çok şükür kaybettiğim maçların dışında yani çok üzüleceğim bir süreç olmadı. Onu da yani NBA'de o kadar çok sıkla maç oynuyoruz ki o duyguyu da hissetmemeye başladık. Çünkü yani bugün kaybediyorsun, yarın başka bir maç. O sürece de kendimi yani ikinci yılımdan sonra alıştırdım diyebilirim çünkü yani her maçın benim için çok anlamı vardır ama dediğim gibi bir maç bittikten sonra bizim için hep öbür maç başlıyordu. Kariyerimdeki hiç unutamayacağım en değerli maç diyebilirim. Sanırım ilk NBA'ye gittiğimde o zamanlar ilk 2-3 ay oynayamıyordum. Daha sonra bir deplasmanda, Cleveland deplasmanında Rick sahaya almıştı beni. Köşeden bir üçlük atmıştım. Sanırım o an kendimi gerçek anlamda bir NBA'in bir parçası olarak hissetmiştim. Çünkü o zamana kadar sadece antrenman yapıyorsun, seyahat ediyorsun ama maça girdikten sonraki ve attığım üçlükten sonra sanırım en değerli, en anlamlı oydu. Benim için milli takım her zaman çok ayrı olmuştur. Ben çünkü 8 tane Avrupa şampiyonası oynamış, 2 tane dünya şampiyonası oynamış bir insan olarak benim için her milli maçın, antrenmanın ayrı bir değeri vardı. 2001 Avrupa şampiyonası, 2010 dünya şampiyonası olsun benim için kariyerimin. Her ne kadar NBA'de finalde oynasam bu iki şampiyona kendi evimde, kendi halkımın önünde elde ettiğimiz bu başarılar benim için her zaman daha kıymetlidir. Şimdi Kobe'yi buldu. Karşısında Hido var. Kobe blok Hido'dan. Kobe Bryant'ın bir bloğu gerçekten o an sadece hani onun şutunu bozma amaçlı bir girişimde bulundum ve doğal olarak da topu bloklayabildim. O zaten benim için yani çok anlamlı, çok değerli. Çünkü NBA finali oynuyorsunuz ve bana göre Michael Jordan'dan sonra NBA anlamında, basketbol anlamında Kobe Bryant benim için gerçekten çok ayrı bir yeri vardır. Ona karşı o mücadeleyi verebilmek, her ne kadar sonunda kaybetsek de benim için çok anlamlıydı. Bütün dünyanın izlediği NBA finali ve Kobe Bryant'le yapmış olduğum blok, onunla yani Lakers'la oynadığın maçlar daha doğrusu her zaman ayrı bir yer bulunduruyor diyebilirim. Ve yaptığınız işlerle hani gurur duyacağınız noktalar oluyor, gerçekten insanı mutlu eden ve gururlandıran sahnelerden bir tanesiydi. Çünkü yani yabancı birisinin oralarda böyle insanların kalbinde, aklında izler bırakabilmesi, böyle saygı görebilmesi yani her sporcuyu gururlandırır ve mutlu eder. O yüzden benim kariyerimde Orlando'nun hep ayrı bir yeri vardır, öyle olacaktır. Türk olarak oralarda üst seviye performans sergilemek ve bu noktalarda bu saygınlığı kazanabilmek gerçekten çok değerli. Çünkü siz yaptığınız işle, karakterinizle de insanların kalbinde yer alırsınız. Ben hep buna inanan bir insanım. Şu an dışarıda gördüğüm sevgi ve saygı da sanırım bunun neticesidir. Her ne kadar basketbolu bırakalı 5 sene de olsa dışarıda insanlar her gördüğünde bir tebessüm, bir fotoğraf çektirme, bir diyaloğa girme oluyor.
Yani emek sarf etmeden ben kolay para kazandığına gerçekten özellikle sporculuk şeyinde buna inanmıyorum. Bir spor aslında nankör de. Yani çünkü her zaman kendini üst seviyede tutabilmek gereken bir süreç ki iyi imkanlar elde edebilesin. Ya benim yetişme şeklimde bu süreçler hiçbir zaman kolay olmadı. Her zaman dediğim gibi bir emek sarf edildi. Her zaman gece gündüz çalışıldı, fedakarlık, özveri yapıldı. Ama hiçbir zaman kolay para kazanılmadı yani. O zaman Efes Bilsensiyon Anadolu Efes'i ile güzel bir kontrat yapmıştım. NBA'ye gitmem için de o kontratı kesip şeye gitmem gerekiyordu. En zorlandığımız süreç sanırım babamı ikna etmekti NBA'ye gitmek için. Çünkü hani farklı bir dünyaya gidiyorsunuz yani. Ama şimdi babama sorsan benim sayemde gitti, başarılı oldu diyen bir noktadayım. Mutlaka ki hayatta her zaman her türlü şeyle karşılaşıyor musun? Tabii ki de karşılaşıyorsun ama hani seni bu yolundan caydıracak ya da hani eksik bırakacak hiçbir süreçte karşılaşmadım diyebilirim. Özellikle 15-16 yaşından sonra tamamen her geçen gün kendimin geliştiğini görerek ve bundan daha çok keyif almaya başladıkça hedeflerini her gün yükselten bir insan oldum ve 18 yaşında da işte o zamanki menajerimle birlikte oturup karar verdiğimizde benim artık Türkiye'den ya Avrupa'ya ya da NBA'ye gitmek doğru olacağını karar verdik ve 20 yaşında da Amerika'ya geldik. 36 yaşında da Amerika serüvenimizi kapattık. Çok şükür ki bu hedeflerimden beni alıkoyacak hiçbir şeyle karşılaşmadım. Genç sporcularımıza söylediğim en büyük şeylerden bir tanesiydi. Özellikle NBA gibi bir yerden korkmak gerçekten çok yanlış olur. Çünkü zaten gittiğiniz yer dünyadaki en büyük organizasyon. Ben o zamanki düşüncem hepsi olmuş. Yani en kötü oynayamasam bile dünyanın en büyük, en başarılı oyuncularıyla antrenman yapma fırsatım olacaktı. Ve geri döndüğümde bir şekilde kendimi geliştirmiş olarak gelecektim. Yani oraya tamamen hani farklı bir ülkede yaşamaya için değil, gerçekten basketbol anlamında kendimi geliştirebilecek düşüncede olmuştu. Şu anki gençlere de onu söylüyorum. Yani imkanınız varsa ne kadar erken giderseniz oraya adaptasyon olsun, oraya uyum anlamında çok büyük avantaj sağlıyorsunuz. Dediğim gibi oynayamasanız bile sonuçta en büyük, en başarılı sporcularla aynı sahada olacaksınız, aynı soyunma odasında olacaksınız. Bu size ister istemez bir değer katacaktır. En kötü geri geldiğinizde aynı şekilde hayata devam ederdiniz. Ben hep o özgüvenle gittim ve dediğim gibi hiçbir zaman bir korkum olmadı. Her zaman en iyilerle mücadele edebileceğime inanan bir insan oldum ve çok şükür de sonunda başarılı olduk. Sacramento zamanı gerçekten ağlamıştım. Özellikle 2002'de Lakers'a 7. maçta kaybetmiştik. Hüngür hüngür ağladığımı söyleyebilirim. Yani keşke Toronto'ya gitmeseydim mesela. Yani şu an dönüp baktığım zaman NBA finali oynuyorsunuz Orlando Magic'le. İyi bir kontrat geliyor. Toronto'ya gidiyorsunuz ve Toronto'da kabus bir yıl geçiriyorsunuz. Hiçbir zaman bu şeyler de olmadı. Ama o an dediğim gibi profesyonel olarak düşünmem gerekiyordu. Gelen teklifleri en iyi şekilde değerlendirmem gerekiyordu ve o an o kararı verdik ailece. Başka ülkede alkışlanmanız, ülkenizdeki genç sporcular tarafından örnek gösterilmeniz hem sporculuk hayatı olarak hem de özel hayatı olarak sahalarda, son saniye atışlarında, üçlüklerde özellikle isminin telaffuz edilmesi gerçekten çok değerli. Hem benim için hem de ailem için çok değerli. Bunlar hakikaten her duyduğunda gerçekten gururlandığın durumlar diyebilirim. Çalışmak, özveri, fedakarlık, özgüven, yani bunları hep düşünen ve bunlarla hareket edip başarılı olduğuma inanan bir insanım ben. Yani bunu beni çalıştıran hocalarımdan da, aynı takımda bulunduğum arkadaşlarımdan da konuştuğunuz zamanlar da aynı şeyi söyleyecektir. Ben gerçekten hayatımda belirli bir noktaya gerçekten çok çalışarak geldim. Hayatımda çok fedakarlıklar yaptım. Hala da yapıyoruz.